Babül muaneke. Bu babda muaneke. Bir adam biriyle ister dışarıdan gelmiş, seferden gelmiş adam olsun, isterse hayır, kendi köyünde, kendi mahallesindeki bir adama tesadüf ettiği vakitte muaneke, boynuna sarılmak. Caiz mi, değil mi? Bunu beyan edecek. Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Haccacun, kâle haddesena Hammad ibn Seleme ve Hammad ibn Zeyd ve Yezid ibn Züreyya en Hanzalete Sedusiyyi an Enes ibn Malik ennehum kâlu. Hammad ibn Seleme 1, Hammad ibn Zeyd 2, Yezid ibn Züreyya 3. Bu üçü Hanzalete Sedusi'den, o da Enes ibn Malik'ten rivayet ediyorlar ki ennehum kâlu ya Resulallah, ashab-ı kiram dediler ki ya Resulallah, eyenhani ba'duna li ba'din izeltekina, biz birbirimize iltika ettiğimiz vakitte, yani bazımız bazımızı karşıladığımız vakitte inhina edelim mi? Yani şimdi yapıyorlar ya, başını açıyor, ötekine egiliyor. Beline kadar, rükû haline kadar egiliyor. Buna inhina derler. Böyle yapsak olur mu? Bu mecusilerin adetidir. Mecusilerin selamı odur. İlla birbirlerine karşı egilecekler. Kale, Resulullah Efendimiz dedi ki la, bunu yapmayın. Kalu, ashab-ı kiram dediler ki feyu'aniku ba'duna ba'den, o vakitte bazımız bazımızın boynuna sarılalım mı? Muaneke bu. Kale la, Resulullah Efendimiz dedi ki yok, bunu da yapmayın. Kalu, ashab-ı kiram dediler ki efeyusafihu ba'duna li ba'din, bazımız bazımıza müsafaha edelim mi? Müsafaha el ile olur. Ellerini birbirleriyle tutar, müsafaha ederler. Kale sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki tesafahu, müsafaha ediniz. Şu halde üç şeyin ikisi caiz değil, birisi caiz. Evet. Caiz olmayan egilmek bir, muaneke etmek iki. Bu ikisi caiz değil. Caiz olan ne? Müsafaha etmek. حدثنا أبو أمية قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا أبو هلال عن حنظلة عن أنس قال حضرت أنس dedi ki قلنا يا رسول الله ثم ذكر مثله. قلنا يا رسول الله, biz Resulullah Efendimiz'e sorduk ki bazımız bazımıza inhina edelim mi, yok dedi. Muaneke edelim mi, yok dedi. Müsafaha edelim mi, müsafaha ediniz diye buyurdu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki فَذَهَبَ قَوْمٌ اِلَى هَذَا, ulemadan bir kısmı buna zahip oldular. فَكَرِهُ الْمُعَانَكَةَ, muanekeyi mekruh gördüler. Ulemadan bazı dedi ki inhina zaten onda ihtilaf yok, o caiz değil. Muaneke caiz midir değil midir? Bazıları dediler ki bu hadisi şerif mucebince muaneke caiz değildir. Minhum, işte bunlardandır Ebu Hanifete ve Muhammedun rahmetullahi aleyhim. İmam Ebu Hanife ve İmam Muhammed bunlardandır. Yani muaneke mekruhtur, caiz değildir dediler. Bir adam ister uzaktan gelmiş, ister yakından gelmiş, boynuna sarılmak mekruhtur. Ya müsafaha edersin. O kadar. Ne kadar teammüm etti bu da üstadım. Ve halefehum fî zâlike âkerûn. Başkaları bunlara muhalefet ettiler. Felem yarav biha be'sen, muanekede be'is görmediler. Ve mimmen zehebe ilâ zâlik, bu be'is görmeyen taifeye iltihak edip buna sahip olanlardandır Ebu Yusuf'a rahmetullahi aleyh. İmam Ebu Yusuf da muanekede beis yoktur diyenlerden. Şu halde muanekede bizim imamların ikisi caiz değildir demiş, birisi de caizdir demiş. İmam-ı Azam, İmam Muhammed muaneke caiz değildir demiş. İmam Ebu Yusuf da caizdir demiş. Bu ihtilaflı olduğunda İmam Ebu Yusuf'un kavlini almışlar. وَكَانَ مِنْ مَحْتَجُّ بِهِ فِي ذَٰلِكَ, لَا بَاسْتِرْ diyenlerin ihticaj etmiş olduğu rivayetlerdendir. مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ, فَهْدٍ bize rivayet eylemiş olduğu hadis. قَالَ, فَهَدْ dedi ki حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَى قَالَ حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ عَمْرٍ عَنْ مُجَالِدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ, Abdullah ibn Cafer babası Cafer'i Tayyar'dan rivayet eyledi ki
Kale Cafer-i Teyyar buyurdular. Lemma kadimna alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem min indin Necaşi. Habeşistan'a hicret etmişti. Habeşistan'dan biz geldik. Resulullah Efendimiz'e mülaki olduk ki Hayber'in fethi günü Resulullah Efendimiz'e buluştular. Mülaki olduğumuzda telakkani Hazreti Cafer diyor ki Resulullah Efendimiz beni karşıladı. Fe'atenekani benim boynuma sarıldı. İşte muaneke. Bak diyor muaneke caiz olmasa Resulullah Efendimiz yapmazdı. Bu İmam Ebu Yusuf'un delili. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا عبيد الله بن محمد التميمي قال حدثنا أبو عوانة عن الأجلح عن الشعبي قال الشعبي dedi وافق قدوم جعفر فتح خيبر جعفر قدوم خيبر فتحنا موافق oldu خيبرن فتح esnasında Hazreti Cafer de gelmiş oldu. فقال النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz buyurdular ki La edri bi ayyi şey'eyni ana eşeddu ferahan. La edri ben bilmiyorum ki bi ayyi şey'eyn iki şeyin hangisiyle ana eşeddu ferahan benim ferahım daha ziyadedir. İki şey var beni sevindiren. İkisi de beni sevindiriyor ama hangisi daha kuvvetlidir bunu bilemiyorum. Bi fethi Khaybar bi kudumi Cafer. O iki şeyin birisi Khaybar'ın fethi beni sevindirdi. Birisi de Cafer'in kudumu beni sevindirdi. Hangisi daha kuvvetlidir bunu bilemiyorum. Yani ikisi de kuvvetli. Sümme telakkahu sonra Cafer'i, Hazreti Cafer'i teyyar Peygamber Efendimiz karşıladı. Fe'atenekahu. Onunla muaneke etti. Ve kabbele beyne ayneyhi. Bir de iki gözünün arasını öptü. Sallallahu aleyhi ve sellem. حدثنا ابن أبي داود قال حدثنا إبراهيم بن يحيى بن محمد الشجري قال حدثني محمد بن يحيى بن عبادة قال أخبرني ابن إسحاق محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أن عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت حضرت عائشة رضي الله تعالى عنها buyururlar ki قدم زيد بن حارثة المدينة Zeyd ibn Harise Medine'ye kudum etti. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem fi beyti Resulullah Efendimiz de benim evimde idi. Peygamber Efendimiz hicreti evvelce yapmıştı. Zeyd ibn Harise sonradan geldi Mekke'den. Hicret etti geldi. Fe etahu. Zeyd ibn Harise geldi. Fe gara'al bab kapıyı döydü. Fe kâme ileyhi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kıyam etti. Zeyd ibn Harise'ye üryanen çıplak olduğu halde, yani belden yukarı çıplak olduğu halde hemen koştu. Hazreti Ayşe diyor ki, Vallahi ma ra'eytuhu, onu mim yapın. Ben Resulullah'ı görmedim, üryanen üryen görmedim, kablehu bundan evvel. Üryen görmemiştim, hemen kapıyı döker döymez Resulullah Efendimiz bir izar var kendisinde, hemen koştu, gitti kapıyı açtı. Evet, fe'atenekahu ve kabbelehu. Onun boynuna sarıldı ve onu öptü. Bak bu Hazreti Cafer ile muaneke etmesi, Zeyd ibn Harise ile muaneke etmesi bunun cevazını ispat etti. Evet. Ve kadruviye fi zalike an ashabi Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Ashab-ı kiramdan da bu mesele hakkında rivayet olundu. Maşhur bir rivayet ki haddeseni Muhammed ibn Huzeyme. Muhammed ibn Huzeyme İmam-ı Tahavi'ye rivayet ediyor. Kale haddesena Müslim ibn İbrahim. Kale haddesena Şu'betu en Galib el-Temmar. Ani Şabiyye enne eshaben nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kanu. Peygamber Efendimizin eshabi oldular. İzel takavu birbirlerine mülaki oldukları. Ahmed ibn Davud ve İbn-i Mecduk tehlikeyle rivayet ediyor. Haddesena Muhammed ibn-i Huzeyme, kâle haddesena Müslim ibn-i İbrahim, kâle haddesena Hammad ibn-i Seleme, kâle haddesena Ebu Galib, en Ümmid Derda, kâlet, Ümmid Derda buyurdular ki, kadim aleyna Selman, Selman-ı Farisi bize geldi. Selman-ı Farisi ile Ebu Derda kardeş idiler. Selman-ı Farisi geldi, fekâle eyni ahi, ailesine sordu ki benim kardeşim nerede? Yani bu derda nerede?
Kultu fil mescid. Ailesi diyor, ben ona dedim ki mescitte. Fe etahu. Geldi. Mescitten geldi. Felemma ra'ahu i'tenakahu. Nasıl onu gördüse boynuna sarıldı. Bak ashab-ı kiram da muaneke yapıyorlarmış. Bu da onlara delil oldu. فَهَاُولَٰي أَصْحَابُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ İşte bunlar Peygamber Efendimiz'in ashabıdır. قَدْ كَانُوا يَتَعَانَقُونَ Bunlar muaneke yaparlar idi. فَدَلَّ ذَلِكَ Bunların muaneke yapmaları da delalet etti. Neye? عَلَى أَنَّ مَا رُوْيَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen hadis. Bu hadiste neden? مِنْ اِبَاحَةِ الْمُعَانَقَةِ muanakanın mübah olduğunu beyan eden hadis. Bu müteahhirun müteahhirdir. Ama ruviye rivayet edilen hadisler. Anhu sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet edilen hadisler. O da neden? Minen nehyi an zalik muanakadan nehyettiği hadisten bu müteahhirdir. Nehyetmiş olduğu hadis mensuh oldu. İbahayı beyan eden hadis de müteahhir nasıh oldu. فَبِذَٰلِكَ نَأْخُذُهُ İmam-ı Tahavi diyor ki فَبِذَٰلِكَ نَأْخُذُهُ Biz de bunu alırız. İmam-ı Ebu Yusuf'un kavlini. وَهُوَ قَوْلَ اَب۪ي يُوسُفْ رَحِمَهُ اللّٰهِ İmam-ı Ebu Yusuf'un kavli de budur. İmam-ı Tahavi de kendi burada İmam-ı Ebu Yusuf'la oldu. Şu halde muanege bizim mezhepte ihtilaflı oldu. İmam-ı Azim, İmam-ı Muhammed'e göre mikruh, İmam-ı Ebu Yusuf'a, İmam-ı Tahavi'ye göre de la bas. La bas'ın terki de evle. Terk ederse ihtilaftan kurtarır ve sıra. Ama yaparsa yani günah sayılmaz.